Merkez Bankası bu kez faiz artırımı yapmadı. %50'de sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu kararında Mart ayında enflasyonun öngörülenden yüksek gerçekleştiği belirtildi. Fitch'in kıdemli direktörü ve Türkiye analisti Morales, Türkiye'nin mali duruşunun genişleyici olduğunu belirtti. Maliye politikası ayarlamasının gerekli olduğunu söyledi. 2008'deki küresel ekonomik krize kadar İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, çalışma hayatına ilişkin açıklamalar yaptı. Erken emeklilik beklentisiyle gelişmiş toplum olamayız dedi. Kıdem tazminatında da reforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Haksız fiyatla mücadele altyapıyı oluşturan torba yasa maddesinin iptal kararı 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor. Yeni bir düzenleme yapılmazsa fahiş fiyat cezası uygulanmayacak. Fahiş fiyat uygulamaları iddialarıyla restoranlar için hafta sonu başlatılan boykot tartışma yarattı. Yiyecek içecek sektörü temsilcileri, "Suçlu biz değiliz, enflasyon. Alım gücü düştüğü için artık her şey pahalı hale geliyor." dedi. Yükselen kırmızı et fiyatları nedeniyle beyaz ete talep arttı. Kasap ve marketlerde tavuk kanat bulmak zorlaştı. 5 ayda %200 zam geldi. Yaz aylarında da tedarik sıkıntısı olabileceği belirtildi. Türk gıda ihracatçıları Singapur üzerinden Asya Pasifik pazarında büyüyecek adımlar attı. Singapur'da düzenlenen fuara 26 firmayla katılım sağlandı. 33 milyon dolar olan dış satımın 2028 yılında 100 milyon dolara çıkarılması hedeflendi.